Herkese merhaba, ben Onur Güler. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve yeni bir ortamda karşınızdayım gördüğünüz gibi. Bugün birlikte çok güzel bir şarkının videosunu çekeceğiz. Teoman'ın Kupa Kızı Sinekroles'i aldı şarkı, benim de çok sevdiğim bir şarkı. Nasıl çalınır onu size öğretmeye çalışacağım. Bu ders videosuna geçmeden önce kısacık bir duyurudan bahsetmek istiyorum. Yepyeni bir web sitesi açtım arkadaşlar, bir gitar akorları sitesi. Adresi de gitarveakor.com olarak belirledim. Şu anda biraz test aşamasındayız fakat hepinizi siteye ziyaret etmeniz için bekliyor olacağım. Çünkü özellikle önerilerinize çok ihtiyacım var siteyle ilgili, tasarımla ilgili. Onları bana yorum olarak yaparsanız çok sevinirim. Peki neden böyle bir site yapma ihtiyacı duydum onu da bahsedeyim. Biliyorsunuz hepimiz bu şarkının akorlarını internette arıyoruz. Bir sürü varyasyon buluyoruz ve bunların da yarısından çoğu yanlış oluyor. Bu durumdan ben de çok yaralı olduğum için artık kendi yaptığım siteye şarkıları birer birer kontrol ederek akorlarını kesin olarak doğru bir şekilde yüklemeye başladım. Umarım siz de bu siteden çok güzel bir şekilde faydalanacaksınız diye düşünüyorum. Hadi şimdi isterseniz şu şarkı nasıl bir şeymiş ben bir çalayım, ondan sonra da dersine geçelim. Rastladım köprü üstünde, ağlama dediğim ağladı, Trabzanlardan indiğinde. Saçların ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedin, senin için rüzgarda hep yağmur var. Gözlerin mi daldı yoksa sıkıldın mı sorulardan, hiç geçmez mi gözlerinden bu son. Kar tanesi yok kondilin ucuna, bir kar tanesi eli ağzında. Bir kar tanesi yok kondilin ucuna, bir kar tanesi eli ağzında. Sırılsıklandı soyundu, vücuduma dokundu, biraz bir üzü. Yaşam hücrelerini buldum, mutluydum uyudu. Sarıldım sayıklarken, tanımadığım o adları, yanımda çırılçıplak. Saçlarım ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedin, senin için rüzgarda hep yağmur var. Gözlerin mi daldı yoksa sıkı sorulardan, hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar. Bir kar tanesi yol kondilim ucuna, bir kar tanesi eli ağzında. Bir kar tanesi yol kondilim ucuna, bir kar tanesi eli ağzında. Evet, şarkının orijinalinde akustik gitar kullanıldığı için ben de size akustik gitarla çalmayı uygun gördüm ve pena ile çaldım fark ettiyseniz. Fakat şimdi size gösterirken hem pena ile hem de parmakla da nasıl çalındığını anlatacağım. İsteyen arkadaşlar bunu klasik gitarla da çalacak, hiçbir şey fark etmeyecek. Önce isterseniz şu penalarımızı bir çıkartalım. Nasıl çalındığını bir orijinal olarak bir görelim. Bir tane introsu var, kolay bir intro. La minör, sol majör ve mi majörden oluşan, 3 akordan oluşan bir intro. Peki nasıl çalıyormuşuz? Şöyle bir şey varmış, bakın önce çalayım. Biraz da yavaş çalıyorum. Biliyorsunuz orijinal intro bu. Zaten kulaktan tanımışsınızdır. Ne yaptığımızı hemen göstereyim arkadaşlar. La minör, AM diye dediğimiz la minör akorunu bastıktan sonra pena ile yukarıdan aşağı bir tuş yapı en alt iki teli sırayla çalıyorum. Çok basit. Bunu iki kere yapıyor.
Sonra G akoru, yani sol majör akorunu buradan değil, bareli bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Üçüncü pozisyondan. Fakat bu sefer bu tuşu yaptıktan sonra en alt iki tel değil de ikinci ve üçüncü telleri, yani sırası üçüncü ve ikinci telleri çalıyorum. Ve aynı şeyi E, yani mi majör akorunda da üçüncü ve ikinci telleri çalıyorum. Bakın yavaşça göstereyim. A mi akorunu iki kere, sol majör akorunu bir kere, mi majör akorunu bir kere çalıyorum. Basit. Birazcık çalışırsanız olur. Yalnız G'yi neden böyle basıyorum? Çünkü melodi onu istiyor. Yani şurada yaptığım zaman olmuyor. Olmuyor. O yüzden. Ama hiç yine de bare basamıyorsanız yine de G'yi böyle basarak da deneyebilirsiniz. Benzer. Şimdi peki şarkıyı İki tane farklı ritimle size göstereceğim. Birisi biraz daha zor olan, birisi basit olan. Yine seviyenize göre kendiniz tercih edeceksiniz. Fakat ondan önce hadi gelin isterseniz şu parmakla çalsak ne olurmuş onu gösterelim. Aynısı arkadaşlar. Önce bir parmağımla tuş yapıp şu şekilde en alt iki teli yapıp çalıyorum. Aynısı fenomen. Deyip sonra şarkıya başlayacağız. Yani parmakla da çalınabilir. Keyfiniz bilir. Hiç fark etmez. Tuş. Sonra en alt iki tel. Ben bu tuşu da, şimdi yavaş çalmak da daha zor benim için, tek parmağımla yukarıdan aşağı doğru tarıyorum. İstediğiniz, isterseniz orta parmakla, isterseniz hepsiyle. Keyfiniz bilir. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Peki hadi şimdi ritme geçelim. Ritim kısmını pena ile ya da elle diye ayırt etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bütün ritimler, yani çoğu ritimler diyeyim, her ikisiyle de aynı şekilde çalınabilir. Ama ben size hadi elle şimdilik göstereyim. Şimdi başında şöyle bir şey yapıyormuşuz. Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı, sinek valisiydi bense. Ne yaptık? Şimdi la minörde uzun bir ritim, yani bir ritmin tamamını çalıyorum. Sonraki iki akoru yarım yarım çalıyorum ritmi. Ritmi ikiye bölerek. Aslında ritim aynı. Bakın, yavaşça göstereyim. Burada bir böyle yarım bir geçiş var. Daha yavaş göstereyim. Ekranda okları da takip edin. Sonra yine aynısı. Bu ritmi daha önce çalmamış olan arkadaşlar şarkıyı söylerken biraz zorlanabilirler ritim açısından. Eller biraz birbirine girebilir. Çok sinir olmasınlar. Bir iki gün çalışsınlar, hallederler. Sonra şarkı akıyor zaten. Şimdi bakalım. Bir iskambil falında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı, sinek valisiydi bense. Gece yarısı o perşembe rastladım köprü üstünde. Ağlama dediğim o ağladı, Trabzanlardan indiğinde. Sonra nakarat. Do majörle başlıyor direkt. C akoruyla. Sonrası kolay. Saçların ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedin. Senin için rüzgarda hep yağmur var. Gözlerin inanmaz. Yani burada bütün akorları hep ritmin tamamını bir kere çalarak geçiyoruz. Yani burada bir aksaklık, yarım geçişler falan da yok. Çok basit. Dümdüz gidiyor. Biraz sorulardan hiç geçmez mi gözlerinden bu sonbahar?
burası da dümdüz gidiyormuş. Çok anlatılacak bir şey yok. Sizin tek çare... konuşamadım. Sizin tek uğraşacağınız şey bu ritim arkadaşlar. Ritmi çözdüğünüz zaman şarkı akacak, gidecek. PNL ile göstereyim mi? Bir kar tanesi yok on dilimince. Bir kar tanesi eli ağzında. Bir kar tanesi yok on dilimince. Bir kar tanesi eli ağzında. Aynı şey PNL ile ya da elle. Peki, bir şey dikkatinizi çekti mi? Şarkıyı çalarken G akorunu bar ile basmıyorum. Böyle basıyorum. Neden bunu özellikle söylüyorum? Çünkü barelerde zorlanan arkadaşlar şarkı içerisinde özellikle bildikleri gibi G'yi basabilirler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Canları nasıl isterse. Şimdi hadi gelelim biraz daha kolay versiyonuna. Bu ritim çok kastı sizi. Çok zorladı arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Çok daha basit bir ritim. Daha önceki şarkılarda kullanmıştık. Çok basit. Bir İskambil falında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı. Sinek valesiydim ben sen. Gece yarısı o perşembe rastladım köprü. Ağlama dedim o ağladı. Trabzanlardan indiğinde saçların ıslak yoksa ıslak mı yaşamak dedi. Senin için rüzgarda hep yağmur var. Gördünüz mü? Bu da çok basit. Ne yapıyorum? Vur, 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 çek. Vur, 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 çek. Peki burada mesela başında ne oluyormuş? La minörde ritmi iki kere çalıyorum. Bir İskambil falında G'yi bir kere çıkmıştık derken E'yi de bir kere çalıp tekrar la minöre geçeceğim. Hani demin böyle bir yarısında geçme falan vardı ya aksak. Bunda öyle bir şey yok. Ritmi 2-1-1 şeklinde çalıyoruz. La minörde iki kere, sol majör, mi majörde birer kere. Sonra akıyor zaten. Çok basit. Nakaratta da ikişer kere hep. Bir kar tanesi yok on dilimince. Bir kar tanesi eli ağzında. Hangisi daha güzel artık ona da siz karar verin. Tabii ki ilk versiyon biraz daha dolu geliyor. Biraz daha gerçeğe yakın geliyor. Ama her ikisini de bence çalabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu derslik benden bu kadar. Umarım çok kolayca bu şarkıyı çalabilirsiniz. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen bana destek olmak için aşağıdan abone ol tuşuna basmayı unutmasınlar. Yeni derslerde tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.